Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir salata tarifim var. Umuyorum ki sizler de beğenirsiniz. Şimdi sizi bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle kabaklarımı alacalı bir şekilde soydum. Kabakları ince uzun olacak şekilde doğruyorum. 2 kabak, 2 havuç kullandım. Bu şekilde bir aparat kullanmıyorsanız bıçakla da ince uzun şekilde doğrayabilirsiniz ya da istediğiniz şekilde yarım ay şeklinde de doğranabilir ince ince. Nasıl isterseniz o şekilde doğrayabilirsiniz. Kabak ve havuçların hepsini doğradıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzla birlikte şöyle bir karıştırdıktan sonra ben sosunu hazırlayana kadar kabak ve havuç bu şekilde tuzla birlikte yumuşayacak. Özellikle kabak bu şekilde biraz suyunu salacaktır. Ama bu beni rahatsız etmediği için ben kabakları sıkma gereği duymadım. Ama siz kendi isteğinize göre kabakları beklettikten sonra biraz sıkabilirsiniz. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Sosu için yarım çay bardağı zeytinyağı kullandım. Bir yemek kaşığı soya sosu. 2 yemek kaşığı elma sirkesi. Bu arada malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir çay kaşığı kişniş. Yarım çay kaşığı kırmızı biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı susam. Yarım tatlı kaşığı tuz. 4 diş ezilmiş sarımsak. Hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Salata sosu bu şekilde hazır. Doğradığım havuç ve kabakların üzerine soğanı ekliyorum. Bir kırmızı soğan, bir de beyaz soğan kullandım. Yarım ay şeklinde ince ince doğradığım soğanları da ekledim. Bir tutam dereotu. Bir tutam da maydanoz ekliyorum. Ve son olarak salatanın sosunu ilave ediyorum. Sos ve malzemeleri iyice harmanlamak için güzelce karıştırıyorum. Bu arada hemen şu kısa hatırlatmamı yapmak istiyorum. Buraya kadar izleyip tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma yeni denk geldiyseniz ve abone değilseniz abone olun ki yeni tariflerimden haberiniz olsun. Evet, salatam afiyetle yemek için hazır. Çok lezzetli, çok pratik ve aynı zamanda çok da besleyici bir salata tarifi. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.